Sağlık Bakanlığı, Alo 171, Sigara Bırakma Danışma Hattına hoş geldiniz. Sigara Sektöre hoş geldiniz. Bırakmanın ilk adımı ve en önemli basamağı sigarayı bırakmaya karar vermektir. Bu kararı verdiğiniz için sizi kutlarız. Teşekkür Daha ederim. Daha iyi sunabilmeniz için görüşmeniz kaydedilmektedir. Sizinle yapacağımız görüşmeden memnun kalıp kalmadığınızı öğrenmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için hazırladığımız tek soruluk anketimize katılmak ister Tek soruluk ankete katılırım. Negatifte biri, hayırsa sizi operatörümüze bağlıyorum. Lütfen bekleyiniz. Teşekkür ederiz. %4 şarjım var. Sigara bırakma danışma hattı Elif, ben size nasıl yardımcı olabilirim? Elif Hanım merhabalar, sektöre hoş geldiniz. Alo. Ben sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Daha önce sigarayı bırakmıştım 24 gün kadar. Ancak yaşadığım sosyal çevreden dolayı. Arkadaşlarım sigarayı bırakmadığı için tekrar başlamak durumunda kaldım sigaraya. Cansu Özsoy ile mi görüşmekteyim? Evet. Cantum Bey, öncelikle varmış olduğunuz için... Cantum değil, Cantu. Cantu. Evet. Öyle mi kaydolmuş Cantu sisteme? Bey. Böyle bir kayıt oluştu. Önemli değil, önemli değil. Bana Cansu diyen oldu şimdiye kadar, Göktuğ diyen oldu, bir sürü şey oldu. Sorun yok. Cantu Bey, öncelikle olarak sigara bırakma kararınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bırakmak istiyorum. Bütün abilerim, sevdiğim, saygı duyduğum herkes sigarayı bırakmış durumda. Hakikaten nefes alamıyorum ya dışarıda. Ben yardımcı olacağım sizlere bırakma sürecinizde. Öncelikle olarak hangi ilde yaşadığınızı öğrenebilir miyim? Eskişehir. Bu... Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Neyi? Doğum tarihinizi. 4 Temmuz. Tarih. 1990. Eğitim durumunuz nedir? Üniversite son sınıfta inşaat mühendisliğini bırakıp oyunları iyi oynadığım için ve daha çok para kazandığım için yayıncı oldum. Oyun yayınları yapıyorum. İşim çok uzun sürüyor. 24 saat süren yayınlar yapıyorum. Sigara içmek zorunda kalıyorum orada stresten. Yani tabii ki günlük hayatın içerisinde... Yani işim aslında sigarayı çok tetikliyor, triggerlıyor. Tabii olabilir ama sigara kullanmak sizlerin hiçbir stres ve işinizi çözmez. Var olan sıkıntılarınızı, sorunlarınızı bir yenisini daha eklemiş olursunuz. Bu yüzden sizler bırakmakla ilgili en doğru kararı verdiniz. Ne kadar süredir Cantu Bey sigara içiyorsunuz? Üniversitede bir kıza aşık olup başlamıştım ben. Kız öğle aralarında sigara içiyordu. Ben tost yemeye çalışıyordum. Baktım hep sigara içiyor. Ben de içeyim dedim. Orada başladım. Yani 2009 tık 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 8 sene oldu hanımefendi. Elif Hanım. Daha önce hiç sigara bırakmayı denediniz mi? Tabii ki denedim. Muhabbetimizin ama başında bundan bahsetmiştim ya. Sigarayı bırakmayı deneyip 24 gün bıraktım. Sonra sosyal çevrem yüzünden tekrar başlamak zorunda kaldım. Direnci anlar içmeye devam etti yüzüme yüzüme diye. Yani sadece bir kez mi bırakmayı denedim? Hasta olunca tiksinip bir kere daha bıraktığım oldu ama o kısa sürdü. İyileşince hemen geri başladım. Çevrenizde her zaman sigara içen insan var. Her zaman şerefsizler var. 5 tane var sigara içiyorlar. 2 tane içmeyen insan var. Onlar aydın. Diğerleri habire sigara içiyor. Sabah akşam yani. Engellemek gibi maalesef bir hakkımız yok. Hakkımız olmalı ama o da benim arkadaşım yani. Ben bıraktıysam o da bıraksın ki bize faydalı bir şeyler yapalım onlarla istedim ben. Ama maruz kalıyorum hanımefendi. O zaman da yani ne deniyor ona? Doğal içici mi deniyor? Dumandan... Pasif içici. Çevrede kişiler işte takdirde ama içildiği zaman ortamlardan uzak durmak bizim elimizde. Bu yüzden onu bildiğinizde ortamlardan uzak duralım. Kararlılığımızı koruyalım. Kendimize inanalım. Sürecimiz olumlu bir şekilde ilerleyecektir. Ya ben çok kararlıyım ama bir doktor uzman tedavisi mi almam gerekiyor acaba bununla ilgili? Yani elektronik sigarayı denemiştim. O zamanki kız arkadaşım bana elektronik sigara aldı. Ucuz almış şerefsiz sigarayı. 3 ay sonra bozuldu. Biz ayrılmıştık. Elektronik sigara da bulamadım. Bir daha o da gitti. Bir ara elektronik sigara içiyordum ben. Bırakmıştım yani. Elektronik sigara da zaten sağlıklı olmuş. Ha onu soracaktım ben. Şimdi sigara ile elektronik sigara arasında böyle forumlarda falan tartışılıyor donanım haberde. Böyle 500 tane konu başlığı oluyor alt tarafta. Hangisi daha zararlı, faydalı diye. Ciğerlere su topluyor falan diyorlar. Sizin bildiğiniz bir bilimsel bir şey var mı onunla ilgili? Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım yasak elektronik sigaranın. Tabii. Yani Sağlık Bakanlığı onaylamaz elektronik sigarayı kullanmayı. İçinde bulunan zehirli gazlardan dolayı patlama riski olduğundan dolayı bir içme... Ben bir video gördüm. Çocuk yanıyor. Patlamış elektronik sigara. O likit yanmış elinde böyle alışveriş merkezinde. Oradan beri onu da içmeye korkuyorum zaten gerçekten. Almayı düşünüyordum yani. Tabii. Yani içiş olarak da sigarayı
sevdiğinden dolayı, sigara içme isteğini özendirdiğinden dolayı bizler kesinlikle kullanmamanızı sizlerden ancak önerebiliriz. Ben Peki. bir bilimsel bilmiyorum. Ya Elif Hanım, ne yapmam lazım yani? Hakikaten üzülüyorum. Sabah uyanıyorum, sigara içiyorum. Yayında sigara içiyorum. Uyumadan önce sigara içiyorum. Gerçekten yemin ederim bırakmak istiyorum ben bu sigarayı ve bıraktığımda da sinirli bir insan oluyorum. Mesela 3 saat içmeyeyim. Sinirleniyorum yani. Nargile ile ilgili bir bilginiz var mı? Sigarayı bırakıp nargileye geçsem. Ama sigarayı bırakma aşamasında kullanılacak ara ürün olabilir mi nargile? Valla ben onda daha önce konuştum, ben aradım bu, hatta adım kayıtlı zaten. Cansu Özsoy falan diye kaydetmişsiniz ama. O zaman dinledim ben, hakikaten bıraktım. 21 günde geçtim, 24. günde ben geri başladım. Yani bu 21 gün kritik limit mi, 21 gün? Sigaradan daha da fazla yoğunluğu olan bir tütün ürünü. Pipo? Yani Pipo da mı? tütün ürünlerinin hiçbiri bu dönemde Ya bir sigara yerden yardım alıp bırakmaya, gerçekten hani atıyorum bir geçiş dönemleri olur ya böyle, ara daha az nikotin alacağım ve daha az nikotine alışacağım bir dönem. Onunla ilgili kullanabileceğim bir tool var mı? yani bizler bu dönemde Sağlık Bakanlığı olarak tüm hayatınızdan çıkarmanızı öneriyoruz. Azaltmayı önermiyoruz. Peki bir şey daha Tekrardan soracağım. sağlık bilimimiz aynı noktaya gelecek için. Bir anda bırakmak sağlıklı mı hanımefendi? Yani vücudu krize sokar mı? Vücut alışıyor ya sonuçta o nikotine, ciğerler alışıyor ya. Yani sigara bağımlılığı ya da tütün ürünlerinin bağımlılığı sizleri çok fazla etkileyecek bir bağımlılık seviyesi değil de tabii ki evet bir bağımlılık ve bırakmak zor ama dediğimiz gibi aşamaları var. İlk 3 günde vücuttan nikotin atılımı başlar. 21 günde tamamen hepsi atılır. İlk 3 aylık süreç içinde kendimizi eğer kararlı olduğumuz takdirde içme isteklerimiz nispeten daha da azalacaktır. Yani bu dönemlerde olabildiğinizde verilen yönlendirmeleri uyum sağlamak size için doğru olacak. Yani bizler tümden hayatınızdan çıkarmanızı öneriyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamazsınız. Sigarayı bırakmanız, aksine yani daha doğrusu tütün ürünlerini bırakmanız var olan hastalıklarınızın da iyileşmesine neden olacaktır bu süreçte. Ya, anladım Elif Hanım. Çok teşekkür ederim. Benim şarjım biraz az. Rica ederim. Kapanabilir. Tekrar sizle görüşme imkanım oluyor mu bu konuyla ilgili? Başka uzmanlarla mı görüşüyorum? Bizim evde çünkü arkadaşlar var. Biz bir kalabalık bir evde yaşıyoruz. Köz getir muhabbeti oluyor. Yani nargile kuruyor mesela Alpe ve köz getirir misin muhabbeti. O da hep de bütün odalar duman altı. Hüsnü'nün odası hariç. Yani içilen açık alanlarda içilsin. Kapalı alanlarda, sizlerin de yaşam alanı olan ortamlarda içilmesin. Bunu siz ancak arkadaşlarınıza ben bırakma sürecine girdim diyerek çevrenizdekilerini belirtirsiniz. Onlar da size saygı duymak durumundalar. Hanımefendi yani, Bulunduğunuz ortamda sigara ama içmeyin ya da sosyal nargile yaşantı ya, içmeyin sevgi sözünü saygı pek kesmeyin. göreceli konular gibi yani. Mesela ben Müge Hanım'la da görüştüm Kablonet'ten aynı konuyla ilgili. Orada da mesela internetimizi kullanıyorlar, bizim internetle ilgili görüştük. Başka biri de diyor senin internetini kullanma hakkı vardır diyor. Siz şimdi sigara içme hakları yok diyorsunuz değil mi benim yanımdayken? Benle aynı odadayken. Var ya da yok ben bilemem. Sadece sizler rica edebilirsiniz konuyla ilgili olarak. Ya da içildiği zaman ortamdan uzak durmak sizin elinizde. Peki bir planlama yapmalı mıyım? Yani bugün tak diye bırakamam değil mi? Sigara paketi yanımda. Birazdan bir oyuna gireceğim. CSGO hileciler oluyor içinde. Ben oyunda öldüğümde çok sinirleniyorum ve o zaman yakıyorum genellikle. Yani şu an mı bırakmalıyım ben, yoksa bir hafta plan yapıp mı mesela? Atıyorum Kuru kalan planım. Forti mi patlasam CSGO oynamak yerine? Yani bana o zarar veren oyundan uzaklaşsam bir etkisi olur mu sizce? Yani içme isteğinizi ortaya çıkartan bütün eylem ve faaliyetlerden uzak durmanız gerekiyor bu süreçte. Ama oyun oynamak da benim işim Elif Hanım. Yani oyun oynamadan da, yayın yapmadan da hayatımı Ama idame size önerdik ettiremiyorum. alışkanlıklarınızı değiştirin. Yani çakmak, kibrit kutusu, sigara gibi ürünleri gözünüzün önünden tamamen kaldırın. Yani Evin her bir yerindeler ama. Ben tamamen odamdan kaldırsam da evin her sigara bağımlısı. yerindeler ya. Herkes içiyor. Evrim içiyor. Diren içiyor. Alp içiyor. Engelleyemeyiz ama bizler kendimizi sonuçta
kararlı olduğumuz sürece kendimizi şartlandırmamız gerekiyor konuyla ilgili. Biz önce beyaz ellerimizi alalım, suyumuzu alalım, kuru karanfilimizi, tarçın çubuğumuzu alalım. Yani iç mesleklerimizi... Kuru karanfil ve tarçın çubuğu peki nikotin bandı bir işe yarıyor mu? Nikotin bandı doktorların önerisi. Soran arkadaşlar da var, onlar da soruyorlar şu anda nikotin bandı bir işe yarar mı diye. Bağımlılık seviyesimizi ölçeceğimiz zaman eğer bir bağımlılık resmimiz var, bunu uygulayabilirsek uygun olan yönlendirmelerde bulunacağım sizlere. Ya da isteğiniz olursa size bir sigara bırakın polikliniğine yönlendirebiliriz. Polikliniğe doktorunuz nikotin bağlı, nikotin sakızı ya da diğer sigara bırakma ilaçları gibi yönlendirmeleri sizlere sunabiliyor. Bizden çok fazla detay aktaramıyoruz. Bağımlılık testini şu an yapabiliyor muyum ben? Şarjım bitmek üzere. Ben şu an şarja takıyorum. Bir saniye. Ya bağımlılık testinden sonra ne çıkacak benimle ilgili? Nasıl bir bilgi çıkacak? Bilmiyorum. Bağımlılık seviyenize göre bir yönlendirme yapacağım. Testi yaptıktan sonra sizle görüşebiliyor muyum Elif Hanım? Testi ben sürdüreceğim. Devam edeceğim sizlere. Tamam, yapalım mümkünse. Ben telefonumu şarja evet. Taktım. Şu an kapanmayacaktır. Rica ederim. İlk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar... Anında yakıyorum. Uyanır uyanmaz yakıyorum ilk sigaramı. Oh. 1,5 paket Winston Light. Değerlerini okuyayım size. 8 zifir, 0,7 nikotin, karbon monoksit 9 miligram. Teşekkür ediyorum. Sigara içme öykünüzden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda sizler yüksek düzeyli bir bağımlısınız. Sizin için en uzun olan yönlendirme hekim yardımıyla tıbbi destek alarak sigarayı bırakmanız yönünde olacaktır. Eğer böyle bir destek almak isterseniz polikliniksiz bırakamazsınız demişlerdi benim ilk görüştüğümde. Ben de dedim ki irade sahibi bir insanım. Doktor olmadan ben bunu bırakırım. 24 günde başardım. Sonra adamın dediğine geldi yani. Adam haklıymış orada. O zaman Mustafa adam Bey'le görüşmüştük. Demek ki hakikaten. Peki doktora sürekli gitmek gerekiyor mu? Zamanımı alacak bir şey mi yani bu benim? Yüksek bağımlılık tanımı neye göre oluyor? Sigara kullandığı yıl ve paket... Bağımlılık testinize göre. Yani günde kaç adet sigara içiyorsunuz ve ilk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar süre sonra içersiniz? Bunlara vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda yönlendirmeleri... Ben telefondayken sigara içsem şu an ayıp olmaz değil mi? Yani bu konuları konuşuyoruz ama gene bir... Tamam, ben alayım hanımefendi. Eskişehir'de yaşıyorum. Birinci Hano İkmal Bakım Merkez Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi Emekli Noğlu Sağlıklı Hayat Merkezi Eskişehir Devlet Hastanesi Beyde Hanım Yerleşkesi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Tepebaşı Sigara Bırakı. Ücretsiz değil mi bu hizmetten faydalanmak? Anlayamadım. Ücretsiz bir hizmet mi bundan faydalanmak? Evet. Muayene ücreti konusunda SGK'nın muayene ücreti kesintisi. Param var, yayıncıyım, param var. Peki dünyada bu kadar yani dert varken nasıl yakmayayım? O geliyor sürekli benim aklıma. Hakikaten cidden bırakmak istiyorum. Yani ömrümü kısaltacak. Biliyorum çünkü bu sigara. Ama böyle çok... Yaşamın tabii ki sıkıntılar, sorunlar herkes için var. Ama sigara bunlara bir çözüm olmuyor. Var olan sıkıntılarında kötü koku, para kaybı, en önemlisi sağlık kaybı gibi birçok sorun daha ekleniyor. Ben sağlığındayım. Sülalem kanserden öldü. Yani para kısmında 20 lira günlük bir sıkıntı yok da Allah'a şükür. Sağlık kısmı çok tetikliyor beni. Hakikaten ama bir de şey soracağım Elif Hanım. Ya ben gene bırakmayı başarırsam çevremdekilere bıraktıramıyorum ve onlar beni triggerlıyor. Trigger açıyorlar. Yani onların da içmemesini istiyorum. Yani hatta yönlendirsem onlar böyle laftan sözden anlayacak insan da değiller. Alışmış çocuk. Ortaokuldan beri sigara içiyor. Bunlara nasıl bıraktırabilirim? Yani bir kural mı koymak lazım evde? Ne yapmak lazım? Şimdi konuyla ilgili arkadaşlar... Özür dilerim bu arada. Anketinizi böldüm. Evet. Böyle yani durum. Arkadaşlarınızla ilgili ilişkiniz hakkında bilgi sahibi değilim ama sizler bırakma sürecinde eğer başarılı bir şekilde ilerlerseniz çevrenizde kişilere de örnek olacaksınız. Bu hep bu şekilde ilerledi. İlk zamanlarda bırakamazsınız. İçemezsiniz. İçmeye devam edeceksiniz gibi sizlere yönlendirmelerde bulunacaklar ama sizler kararlı olduğunuz takdirde arkadaşlarınızla
yüzleri arayarak bırakma şekline dahil. Ya bu tipler ama bu arkadaşlarım dediğim insanlar benim gibi değiller. Sürekli evde Ezhel dinliyorlar, arabada Ezhel dinliyorlar. Ellerinden eksik olmuyor. Elleri böyle yani izmarit kokuyor. O seviyede içtikleri için zaten benim odama kadar çıkıyor. Ben de içiyorum. Allah var. Yani bunu bir çözüm. Evi mi değiştirsem acaba? Elleri içmeyi bilinçli olarak severek yapmıyor. Bir bağımlılık seviyesi var. Bir alışkanlık var. Buna göre devam ediyor. Belirli bir süreden sonra içme istekleri bu kadar yoğun bir şekilde geliyor. Çevresini bırakan insanların da içiyorlar. Onlar da sigarayı bırakma seviyorlar. Ya ben bıraktım gördüler. Ben içerim abi. Seviyorum falan gibi böyle vizyonsuzca açıklamalar yaptılar bana. Yani ben de hadi sebep olarak bırakalım istedim ya onu orada. Sizler bırakın. Önemli kişi sizsiniz şu anki kendiniz için. Siz kararlılığınızı koruyun. Arkadaşlarınız eğer isterse bırakmak 7/24 bizleri arayarak bizlerden her zaman için destek alabilirler. Çok teşekkür ederim. Yani bazen komşu duvara vuruyor ve o sinirle içiyorum. Onu da çözemedim. Ev taşıyacağım ben. Evi değiştireceğim. Böyle bir durumdayım Elif Hanım. Yani ben o zaman bir doktorla görüşeyim bu konuyu. Tabii isterseniz şu hangi hastaneyi seçerseniz yönlendirmesi bulunur size için. Ben gider kendim görüşürüm eğer bir rezervasyona gerek yoksa. Peki. Ya ne zaman bırakacağımı da bilmiyorum. Bugün gene içecek gibi duruyorum. Böyle bir sinirlendim, terledim, havalar çok sıcak. Siz kullanmıyorsunuz değil mi sigara Elif Hanım? Bizler sigara kullanmıyoruz ama bizler hangi gün karar verdiysek o günden itibaren hayatımızı sigara bırakma sürecine dahil edersek kararlılığımız en azından ilerler. Çünkü siz bugün bizi aradığınız tekrar sigara içmeye devam ederseniz ertelemiş duruma geleceksiniz. Ertelendikten sonra da sürecimiz olumlu bir şekilde ilerlemeyecek tabii ki. Yani bir ekstra bir şey, hap, ilaç kullanmama gerek yok. Sadece doktorla konuşarak bırakabilirim değil mi? Doktorumuz karar verecek. Elif Hanım desteğiniz için, yardımınız için yürekten teşekkür ediyorum size. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de benim ismi yanlış kaydetmişler ya. Onu da düzeltebilirsek benim bir sonraki aramamda. Ne yazmışlardı öncesinde? Hatırlamıyorum şu an. Cantu. Tamam, Cantu. Evet. Evet Elif Hanım. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten yürekten bırakmak istiyorum. Bu konuda beni olumlu yönlendirdiğinizi düşünüyorum. Zaten çok önemli. En önemli etken bu. Çok kararlı bir insanım ben hayatımda. Yani global olacağım dedim oldum. Bir tek sigarayı bırakacağım deyip bırakamadım. İşte 40 patlayacak bir sürü şey yaptım ama bir sigarayla ilgili sıkıntım. Ben de size hayatınızda başarı diliyorum. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Hoşçakalın. İyi günler. Müge Hanım'ın da selamı var. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Allah belanı versin size. Allah belanı versin. Hakikaten çok doğru şeyler söylüyor. Makarayı geyiği bir kenara bırakıp konuştuğumuzda sevgili Direncan. Elif Hanım çok doğru şeyler söylüyor. Elif Hanım adamdır. Kadının söylediği şeylerde bu arada. Direncanlar benden uzak.